I am greeting all of you with respect. We are today attending the 33rd Vahdet Conference organized by the Iran Islamic Republic. When I was going to speak on this subject, that is the Al-Aqsa, the defense wall of Al-Aqsa, I was dubious whether to speak in English or in Turkish. But I was advised that in Iran most people speak Turkish than English, and they understand better. So, with those brothers who will not understand perhaps my Turkish, I will, inshallah, speak in Turkish, and I am hoping that the translators will convene this into Arabic, English, or Persian, inshallah. Bugün İslam dünyası dört bir yanda maalesef gözyaşına ve zulme gark olmuş vaziyette. Ancak Arakan'dan Suriye'ye, Yemen'den Libya'ya, Afganistan'dan Sudan'a İslam dünyası bu sebeple kana bulanmış. Fakat ne yazık ki çözüm hep dışarıda aranmakta. Ben başlığı El-Aksa'nın savunmasını önemli gördüğüm için de sözlerime şu cümlelerle başlamayı arzu ettim ve inanıyorum ki birçok kardeşim bu konuda bana destek verir. Filistin'in geleceği İslam dünyasına bağlıdır. İslam dünyasının geleceği de doğrudan doğruya Filistin'e bağlıdır. Filistin özgürleşmeden İslam dünyasının huzura kavuşması mümkün değildir. Aynı şekilde Müslümanlar birlik ve beraberliği sağlamadıkları müddetçe de Filistin'in özgürleşmesi, bağımsız bir ülkenin kurulması ne yazık ki mümkün gözükmemektedir. Bizler Türkiye'de Erbakan Hoca'nın rahmetli Erbakan Hoca'nın başlattığı Milli Görüş Hareketi'nin temsilcileri olarak Kudüs'ü, Filistin'i İslam Birliği'ne giden yolun hep mihenk taşı olarak görmüştük. Çünkü İslam dünyasının üzerinde tartışmasız ittifak ettiği tek konu bugüne kadar hep Kudüs olmuştur, Mescid-i Aksa olmuştur, Filistin olmuştur. Gazze'de patlayan bir bomba Şam'dan Tahran'a, Bağdat'tan İstanbul'a aynı acıyla yürekleri yakmaktadır. Konunun tarihine girmeyi düşünüyordum ama zamanın kısıtlığı sebebiyle orayı geçeceğim. Ama bazı şeyleri görmeden gerçekleri de Filistin problemine çözüm bulmak veya İslam ülkeleri arasında birliği, vahdeti tesis etmek ne yazık ki mümkün değildir kanaatindeyim. Adına ister Büyük Orta Doğu Projesi, isterse Büyük İsrail Projesi denilsin,
sonuç değişmez. İslam dünyası adım adım yürütülen bir projenin hedefindedir ne yazık ki. Bu projenin temelinde böl, parçala ve yut mantığı yapmaktadır. Bazı yerlerde bizi Arap-Acem diye bölüyorlar. Bazı yerlerde Türk-Kürt diye bölüyorlar. Bazı yerlerde coğrafi olarak kuzey veya güney diye parçalıyorlar. Bazı yerlerde de yeri geldiğinde Şii, Sünni diye bölüyorlar. Ama nihai hedef belli. Bizi zayıflatmak ve arkasından da büyük İsrail devletini kurmak istiyorlar. Bu hedefe ulaşabilmek için de her türlü işgal, fitne, savaş, terör ve anarşiyi meşru görüyorlar. Bugün bu planı bilmeden coğrafyamızda yaşananları anlamak mümkün değil. Sadece bu bölgede değil, bütün İslam coğrafyasında yaşananları anlamak, idrak etmek mümkün değil. Tabii bunları tespit ederken biz bir de dönüp kendimize bakmak mecburiyetindeyiz. Bu hedefe batılılar, Siyonizm yürürken biz ne yapıyoruz? Gazze'ye fosfor bombaları yağarken biz ne yapıyoruz? Filistinlilerin evleri gasp edilirken biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? İnsanlığın kurtuluşu için mi çalışıyoruz? Yoksa tekbir getirerek birbirimizi mi boğazlıyoruz? İslam coğrafyasının zenginliği çok büyük. Topraklarımız zengin. Dünya nüfusunun 1/4'üne yakını Müslümanlardan meydana geliyor. Petrol rezervlerinin %65-70'i bizim coğrafyamızda. Petrol yatakları, su kaynakları, tarım havzaları, enerji havzaları, geçiş güzergahları hep İslam ülkelerinde. Ama biz bunları gereğince değerlendirebiliyor muyuz? Esas soru budur diye düşünüyorum. Kendi ülkelerimize baktığımız zaman iğneyi başkasına batırırken çuvalı başkasına batırırken iğneyi de kendimize batırma zamanı geldi geçti gibi geliyor bana. Gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler ne yazık ki İslam ülkeleri. En fazla ihtilafın, en yoğun çatışmaların olduğu ülkeler yine İslam ülkeleri. Genç işsizliğin en yüksek olduğu ülkeler İslam ülkeleri. Üzülerek ifade ediyorum ama inancımızın bize adaleti emretmesine rağmen adalet sisteminin en sıkıntılı olduğu ülkeler yine İslam ülkeleri. Eğitim ve teknoloji yatırımlarının en düşük ülkeler de yine İslam ülkeleri. Bunu artırmak mümkün. Ama daha fazla saymayacağım. Kısaca yalnız şunu söyleyerek ne yapmamız geçeceğine geleceğim. Ne yazık ki bugün İslam ülkelerinde ümmetçiliğin yerini kavmiyetçilik almış durumda. Ehliyetin yerini asabiyet almış durumda.
sağ eliğin yerini de gösteriş ve sadeliğin yerini, tevazuunun yerini kibir ve büyüklenme almış durumda. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, bütün benliğimle inanıyorum ki ve hiç şüphe etmiyorum ki tarihin en yüksek medeniyetini geçmişte kuran Müslümanlar yine bu dönemde de en yüksek medeniyeti kuracaklardır. Bunun için çare bellidir. Reçete bellidir. Müslüman ülkeler olarak birbirimizle uğraşmayı bırakmak mecburiyetindeyiz. İhtilaflarımızı değil, ittifaklarımızı ön plana çıkarmak mecburiyetindeyiz. Birbirimize üstün gelebilmek için çareyi hasımlarımızın desteğinde ve silahlarında aramamalıyız. Sahip olduğumuz imkanları birbirimizi yok etmek için değil, birbirimizi desteklemek için kullanmalıyız. Coğrafyamız üzerinden oynanan sömürgeleştirme politikalarına ve entrikalarına karşı ortak stratejiler üretmeliyiz. Muhterem kardeşlerim, sözlerimin sonuna geldim zaten. Bizler kısacası ekonomiden teknolojiye, siyasetten askeri sahaya kadar ortak gücümüzü artırmaya ve sonunda da bir İslam ülkeleri savunma teşkilatı kurmaya mecburuz. Eğer bize karşı yürütülen kampanyaları etkisiz bırakmak istiyorsak. Son olarak da bir noktaya temas etmeden geçemeyeceğim. Bu İslam aleminin karşısında bulunan güçlerin başları sıkıştığında hangi noktalara gideceklerini göstermesi bakımından önemlidir. Konuda İran'a karşı yürütülen ambargo. Bundan 2 sene önce veya 3 sene önce bütün dünya ülkeleri bir araya gelmişler. Nükleer teknoloji konusunda bir ittifak sağlamışlar. İran da bu ittifak içinde yer almış. Ama ne hikmetse Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın seçilmesinin hemen arkasından bu ittifaka uymayacağını ilan etmiş. Yani İran değil, Amerika Birleşik Devletleri ilan etmiş. Hatta öyle bir noktaya gelmiş ki Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi müttefikleri bile savunamamış. Yapılmış bir anlaşma var. Buna bizim hepimizin uyması gerekir. İran'da kendi üzerine düşeni yapmış. Şu anda teknoloji konusunda ciddi araştırmalar yapıyor ve mesafe kat ediyor. Bundan dolayı da İran Cumhuriyeti'ne karşı bir ambargo uygulanıyor. Adeta nefes alamayacak hale getiriliyor. Bunu biz bütün İslam alemi olarak bir defa tatbih etmeliyiz, karşısına çıkmalıyız, devletler olarak İran'ın yanında olduğumuzu ilan etmeliyiz. İlan etmek yetmez, bunu göstermeliyiz. Bu aslında bizim birlik ve beraber olabileceğimizin en büyük göstergesi olacaktır kanaatindeyim. Ümit ediyorum ki önümüzdeki aylar bu gerçeğin İslam ülkeleri tarafından daha yakından anlaşılmasına vesile olur ve İran'a karşı uygulanan bu ambargo sona erer. Tekrar İslam Birliği'nin mutlaka bir gün gerçekleşeceğine olan inancımı tekrar ediyor. Bunun bir ihtiyaç değil, zaruret olduğunu vurgulayarak hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Esselamu aleyküm. Şükran.